Yarda iman kalmadı da nayin o. Bilmeyi hallarımı, bilmeyi hallarımı, nayin oma kurban iso. Bu arada bir sürprizimiz var size. Öyle mi? Alo. Hadi buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim Allah'a çok şükür, hamdolsun. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Anam, anacığım, yumuşak gele söylüyorum, anacığım. Ha, yavrum benim, sana kurban olurum seni yaradan oğlum. Ah anah, ah anah. İstanbul'da mı anneniz yoksa? Annem şu an Adapazarı'nda, yeğenimle beraber şu an şehir merkezine gittiler. Hasretmişsiniz birbirinize çünkü öyle bir anneniz sabah, dedi ki. Sabah bir şey yapayım dedim, arayayım dedim, çıkaramadım. Siz benden önce çıkardınız, beni şu an şok ettiniz. Şu an ağlamamak için zor duruyorum. Hiç düşünürüz, ararız, gözyaşlarım yemeğe karışmasın. Ay. Anam, güzel anam. Buyur. Ha yavrum benim. İyi misin? İyiyim Allah'ıma hamdolsun şükür olsun. Sesinizi duydum daha çok iyi oldum oğlum benim. Gene bu kurban öküze mi girdik ana? Evet yavrum benim. Allah kabul etsin. İyi ana. Amin. Yani şimdi her sene öküze giriyoruz ana. Bir kere de inek olsun da. Ha inek de var, hepsi de var oğlum benim. Maşallah Vesile teyzeciğim. Nasıl geçiyor günleriniz? İstanbul'a geliyor musunuz? Sinan Bey'le beraber misiniz? Hasret misiniz? Birbirimize hasret ediyoruz. Bazı Almanya'ya gidiyoruz. Uzun, bu sene çok uzun. Bu hastalıktan dolayı çok mesafeli kaldı. Bu kadar bırakmaydı beni. Şimdi o bu hastalık çıktıktan sonra Almanya'da bayağı kaldı birkaç ay. Birbirimize hasret ediyoruz. İnşallah bayramda görüşeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Bakın birazcık hasretinizi dindirmeye çalıştık Sinan Bey stüdyomuzda. Onu görüyorsunuz şu anda canlı canlı. Ay yavrum benim. Evet benim peki anam. Sinan Bey böyle evde yemek yapıyor mu, yapar mı? Her şey elimden gelir çocuğumun. Pırlanda, pırlanda. Her şey elinden gelir. Vay ne güzel ya. Peki oğlunuzun en çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Şarkı söylemesini seviyor musunuz onun? Onun her bir şarkısını söylerim de annem diye şarkısını daha çok hasretim. Aa, o zaman sizin için söylüyor Vesile teyzeciğim. Söylesin yavrucuğum benim. Nedense bu analar hep çekerler cefayı. Oy. Nedense bu analar hep çekerler cefayı. Oy. Allah'tan sonra gelir anamın kutsallığı, anamın kutsallığı, vay. Allah'tan sonra gelir anamın kutsallığı, anamın kutsallığı, vay. Anam kurban olayım saçının her teline. Ay ağlıyor musunuz? Sen gideli ah anam, düştük gurbet ellere, düştük gurbet ellere, vay. Anam kurban olayım saçının her teline. Sen gideli ah anam, düştük gurbet ellere, düştük elun eline, vay. Ellerinden öpüyorum anam. Gözlerinden öptüm oğlum ben. Vesile teyzeciğim, Vesile teyzeciğim. Vallahi Sinan Bey'in de gözleri doldu. Sizi çok özlemiş, siz de çok duygulandınız. Biz de çok duygulandık gerçekten burada. Ay midem de burada ağlıyorum. Ay midem iyi benim. Ağlamayın. Ay ellerinizden öperim ben sizin. Ağlamayın. Ne olur inşallah bayramda berabersiniz. Özlem. Beni de ağlattı ya. İnşallah. Yurtumuz tam da ağladı şu anda. Valla ben de çok duygulandım ya. Ben de anneme hasretim. Siz de şimdi oğlunuza hasretsiniz. Çok iyi anlayabiliyorum ben sizi.
Peki en çok hangi yemeği yapardınız Sinan Bey'e? Allah annelerinizi başına eski etmesin. Allah annelerinizi başına eski etmesin. En çok hangi yemeğinizi sever sizin? Bak şimdi en çok sevdiğim yemeği söyleyecek. Sağken ne seviyordu bana? Yani sağken bilmem. En çok sevdiği nedir biliyor musun? Unutursam duygulandı. Ya anneyi bizde bir troglosti. Troglosti derler bizde. Yağlı peynir. Bir de bir güzel dikkatle yağlı yapmıştım. Kuymak. Yağlı kuymak yanında of. Yanında da yoğurdu. Daha bir şey istemez. Ah 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 ya. Vallahi inşallah bir araya geldiğiniz zaman Vesile teyze bol bol yaparsınız. Peki. Şimdi ayrı kaldınız, hasret var. Sinan Bey'in en çok nesine özlediniz? Ah çok kızdınız ama ah ah keşke yavrum burada olsaydı da şu hareketini yapaydı. Dediğiniz aynen. Nesi var? Aynen şimdi her yeme onun sevdiği yemeği yedik yedikçe o benim aklıma geldiği boğazından aşağı kitliyor ağlayarak razıyım. Masadan kalkıyor. Şimdi. Anam ben genellikle köye gittiğim zaman sağ olsun hep annemi ahırda yakalarım. Hı hı. Hep ahırda. Ana gene mi ahırda? Sen oğlum ne yapayım? Şimdi annem olsun. Çok seviyor hayvancılığı çok seviyor. Bir de kendine uğraş oluyor çünkü. Evet, zaman evet. Nasıl geçirecek? Aynen bir de yani böyle sağlıklı olmasını da gerçekten ona aynen, borçlu yani. Kesinlikle katılıyorum. Ya hani biz bana kaç kalsa. Annem anne kaçtın sen 70? 77. Ay maşallah. Tabii 77 ah, ya. Maşallah. Türkiye'de böyle plaka bile yok yani. Ama Karadeniz kadını, Karadeniz kadını. Ben de Karadeniz'e her gittiğimde inanın ben de Yakup'un sırtımda göğsümde büyüttüm, götürdüm. Allah razı olsun. Karadeniz annelerim bana derdi ki aynı benim gibisin. Biz de bahçeye giderken sırtımızla, çocuğumuzla odunları evet, evet. Hep böyle yakacakları sırtına taşıyarak öyle yollarda kilometrelerce şimdi yürürler. Şimdi Adnan abim ve Kenan abim onları çok yaşadı. Yani annem en çok Adnan abim ve Kenan abimle bu tarz şeyleri yaşadı. Yani bir önünde arkasında değil mi? Bağlayıp bahçeye öyle giderlerdi. Kenan abim. Ya maşallah. Çıkarlardı yaylalara, komlara işte o zamanlar değil mi anne? İneklere giderdiniz sağmaya. Aynı. Yaylalarda. Evet valla Türk kadını yayıklarımız, ya. Türk kadının hakkı gerçekten tabii. Ödenemez. Ya, yani Anadolu ayrı bir şeydir. Yeri ki o zamanlar o yıllarda yani bizim insanlarımız çok acılar çekti. Evet, yani evet. Yani şu anki devir yani güllük gülistanlık bir devir. Yani eski acılarımız. Düşünebiliyor musunuz? Köydeydik. Anne Kuşlu'da gitmiştik değil mi yürüyerek Armenoz'dan? He Kuşlu'da yürüme gittik geldik. Ve yol yok. Ben geçen yaz ben dedim ki ya uzun zamandır Kuşlu'da gitmiyorum. Kuşlu Manastırı'nın olduğu yer bizim manastır. İnanır mısın? O zamanlar orada aküyle ışık yaparlardı. Yollar kapkaranlıktı yani. Şimdi gittim artık yani her taraf güllük gülistanlık yollar yapılmış. Tabii. Yani ne mutlu yani ne evet. Mutlu ne mutlu diyorum. O zamanlar düşünebiliyor musunuz bu insanlar? Nasıl gidip geliyorlardı? Yani. Tabii kesinlikle. Annem iyi tırpancıdır. Maşallah maşallah Vesile teyzeciğim. Bayram geliyor. Sinan Bey en çok neyi sever? Yapacak mısınız? Bayram hazırlıkları neler? Hangi yemeği yapacaksınız? Hem size bir de güzel bir köy patlamasını yapıp yapıştan aşağı koyduk. Özürümden kendisini. Çok güzel. Hemen tarifini alabilirsiniz. Sevdiğiniz bir yemek. Hangisini dedi? Duyamadım. Hangisini? Vesile teyzeciğim hangi yemeği yapacaksınız Sinan Bey için? Sinan geldiği zaman da hem size bir güzel dolmasını yapacağız. Güzel bir dolma. Dolma evet. Nasıl yapılıyor Vesile teyzeciğim? Ana bir tarif eder misin nasıl yaptığını? Biz de öğrenelim, biz de yaparız. Tarif et. Sen gel, ben sana öğreteceğim. Sen gel, öğretecek. Öğretecek Vesile o zaman sen öğrettiğin zaman ben de sevgili Özlem'in programına gelir, aynısını yaparım. Tamam, süper. Sözü aldım. Veya sen yaparken ben kameraya çekerim, buraya konuk geldiğim zaman bir daha onu izletiriz. Vallahi olur süper mu? Olur. Çok tamam. Güzel olur. Annemin yemekleri evet. Adı altında bir programa bir parantez açacağız. Evet. İşte annemin yemekleri diye koyacağız onu araya. Kesinlikle çok güzel olur. Çok güzel olur. Projeci çok... ya projeci misin? Bir projeyim ben ya. Vallahi süpersiniz. Ben bir projeyim ya. Vesile teyzeciğim. Sinan Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı burada canlı canlı bakın görüyorsunuz oğlunuzu. Bir özlem giderin. Sağlığınızı isteyelim orada göründüğünüz bana yediyor. Anneciğim ellerinden öpüyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın. Allah seni hadi. Başımızdan eksik etmesin. Bütün abi, annelerin ellerinden öperim. Bütün annelere hürmetlerimi, oğlum. Saygılarımı sunarım. Vefat edenlere abi, de Allah rahmet eylesin. Evet. Öptüm yavrum. Allah'a seni çok seviyorum. Olun. Geldiğim gibi ilk ayaklarına sarılacağım. Biliyorsun ben senin ayaklarını öpmeden uyuyamayan bir adamım. Maşallah. Maşallah. Yavrum benim.
Vallahi ben zaten, duygulandım. O, zaten her gelmekte benim ayağımı öpmezden içeri girmez o. Ay maşallah ne kadar güzel, her ne kadar hayırlı bir evlat. Annesi bir tut şimdi ayaklarım pek içemiz değil, annem yok diyor. Benim ayaklarımı öpmezden ebedi içeri girip oturma etmez yani. Maşallah, ay inşallah bizim evlatlar da Yakupcan da böyle hayırlı bir evlat olur. İnşallah, i̇nşallah böyle güzel bir evlat olur. İnşallah. Onun gibi bir evlatları nasip etsin inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz Vesile teyzeciğim. Ellerinizden öpüyoruz. Anacığım, pamuk ellerinizden. Hadi ben de sizin gözlerinizden öpüyorum. Bütün Allah'a emanet olun. Allah'ın siz de. Bereketli ömürleriniz olsun. Hadi sizin de yardımcınız. Seni seviyorum anacığım. Bir çok, tanem. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.